Şimdi hükümet dedi ki tamam %7'ye düşürdüm barajı. Nispi temsil sistemini de getiriyorum dedi. Dün baraj niye düşmüyor diyenlerin bugünkü manşeti. Evet. Koltuğumdan inmem yasası. Seçim Niye düzenlemesiyle inmiyormuş ki? ilgili. Hayır, alırlar %50+1, seçilirler. Ne alakası var? Ya utanmıyorlar mı bu Cumhuriyet Gazetesi bu manşeti atmaktan ya? Kim bunların genel yönetmeni? Yani bu kadar yalanı kendi okurlarına nasıl Diyor yedirebiliyorlar ki yani? mevcut sistemde ittifaklardaki %1 bile değerliyken, bakın mevcut sistemde ittifaklardaki %1 bile değerliyken teklif yasalaşırsa %7'nin altında kalanların ittifaklar açısından önemi kalmayacak. Evet. Tamam. Bu AK Parti için de geçerli. Örnek veriyorum, Büyük Birlik Partisi'nin oyu %1 civarındadır. 1,1, 1,5, 1 civarındadır. Bu AK Parti ile ittifak yapacak olan daha az oy alan partiler için de geçerli, Hayır, kendiler için de geçerli. tamam bunlar ne diyordu? Türkiye'yi şöyle düşünün. CHP CHP'den sorumlu değil mi? İyi Parti İyi Parti'den sorumlu değil mi? Evet. E şimdi CHP zaten barajın üstünde, İyi Parti zaten barajın üstünde. Barajı da orada tutmuyor, bir de aşağı çekiyor. Doğru. Tepki ne? Yani bir alan parti zaten 10 da olsa aşamıyor, 7 de olsa aşamıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bu 10'dan 7'ye inmekle şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir partiye bu için yapıldı diyor. Diyelim ki öyle. Değil de diyelim ki öyle. Ne zararı var? Yani 10'dan 7'ye inmenin ne zararı var? Aslında onlar Sayın Fethi Işık açıkladı ya, Fethi Yıldız mı pardon, avukat MHP'li genel başkan yardımcılarından Sayın Hayati Yazıcı'dan birlikte açıkladılar. Orada işte ittifak içerisinde yer almaları artık zorunlu değil. Yani ittifaka gebe değiller. Mecbur değiller. Mecbur değiller. Şimdi bakın Akit'te diyor ki Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Sarı Güneş Motel olayındaki milletvekili pazarlıklarının önüne Önünü geçmiş kesiyor oldu. tabii. Hatırlayın CHP'nin tuzluk vekillerini tuttular. İyi Parti bir sabah gözünü açtı 20 küsür milletvekili İyi Partili olmuş. Ya o resim arkadaşlar bulursa, orada en önde Sayın Engin Özkoç'un da resmi var, böyle çok masum. Engin Özkoç'un resmi var. Yani o mahcup ve yüz Evet, ifadelerini görmeniz yani lazım. bir hani haşa esir pazarından çıkarılmış insanlar gibi. Ya o resmi hiç unutamıyorum. Engin Bey'e baktığımda o resimden birlikte geliyor. Hepsi öyle. O fotoğrafta ben Evet, mutlu bir kare yok, görmüyorum. evet yok. Hepsi istemeye istemeye büyük bir üzüntüyle. Evet, şimdi Ha evet, arkadaşlar bu önde resim. ekrana. Evet. Bakın hepsi mahcup ama ya bilmiyorum, bana mı öyle Şey de geliyor? o. Bak ben dikkat etmemiştim. Eczacı milletvekili hangisiydi? İsmi Özgür. neydi? O da mı var burada? Ha Özgür o da, o Özel de da. orada. Evet Bakın evet ben orada. hatırlamıyorum. Aha, iki enginin arasında. Evet. Ya, Evet yani ya işte kırmızı. aslında bu CHP'ye bir hizmet değil mi? Evet. Ya sizin tuzluk vekili olabilmenizin ya da vekil transferinde tuzluk vekil mi diyorlardı? Şey diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ne vekili? Başka bir şey daha Askıda vekil. söylüyor. Askıda Askıda vekil. vekil, evet. Tabii Askıda vekil tabii. uygulamasını. Yani bunların içinde şey diyenler vardı ya ben Gitmek kardeşim istemiyorum ya. dededen ben CHP'li. CHP'liyim. Nasıl olur da Ne gider? işim var benim bir Faşist parti diyen faşist çıktı ya. Ben faşist partide ne işim olur? Tamam ittifak neyse de beni nasıl bu partiye Kusura götürürsünüz bakmasınlar. diyen vardı. Yani başka bir parti kur. LGBT'liler parti kursa oraya bile git derlerse gitmek zorundalar. Yani şu anda AK Parti ve MHP'nin getirmiş olduğu yasa teklifi onları bundan kurtarıyorlar. Büyük bir zulümden kurtarıyor Evet. aslında. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını bilemezsiniz. Bunların içerisinde safkan kendisini Atatürkçü niteleyenler var. Var. Yarın bir bakmışsınız HDP kapatılırsa Tabela Partisi'ne hadi sen bunları mı HDP'li vekil ol bu defa diyenler olacak. Ya Muratçım, haklı mısın? Ya hakikaten diğerlerine de çok, şu yeşilli olan hangisi, soldan ikinci Ben çok hanımefendinin tanımıyorum yanında. da. Evet o da Yani çok o da makul. çok maaşlı. Onun yanındakiler babası Aslında bir tane daha vardı da onun... önlerine bakıyorlar. Ben hep aklımda Engin Özkoç kalmış ama diğerler de perişan ya. Tabii, hepsi perişan ya. Yani az milli irade ipotek budur işte. Yani siz Milli iradeyi bağımsız kılıyor aslında şu mevzuat. Bakın Güneş Motel pazarlığı, vekil transferi, CHP-HDP arasında, CHP İyi Parti arasında dolaşan o şeye, çarka, o vekil transferine bence sizin tespit çok güzel. Askıda vekil askıda. uygulamasının önüne geçiyor. Ama bu beyefendiler bize bunu farklı bir şey olarak
tanıtmaya çalışıyor işte.